Hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Birinci videodan ve ikinci videodan sonra Binance para yatırma videosundan sonra yani size nasıl alım yapılır videosunu çekeceğim. Şimdi ilk olarak Binance'ın isterseniz mobil uygulamasından, isterseniz web arayüzünden, isterseniz de PC versiyonundan giriş yapıyorsunuz. Ben PC versiyonunu tercih ediyorum ve onunla giriş yapıyorum. Bizi böyle bir ekran karşılıyor. Alım yapmak istiyorsanız yani BTC alacaksınız mesela ya da Binance Coin alacaksınız. BNB yani. Giriyorsunuz. TRY olarak almak isterseniz yani TL ile işlem yapmak istiyorsanız TRY olanları seçmeniz gerekiyor. Eğer USDT olarak yani dolarla işlem yapmak istiyorsanız doları yani şu USDT'yi seçmeniz gerekiyor. BUSD de var. Bu da Binance'ın kendi şeyi. USDT ile aynı yani. Hiçbir farkı yok. Ben size ilk başta TRY ile nasıl alım yapabilirsiniz onu göstereyim. HOT mesela şu zamanlar çok popüler olmuştu. HOT slash TRY olanı tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizi böyle bir grafik ekranı karşılıyor. Bu grafik ekranında 15 dakikalığa çekeyim. 0,16 TL. Yani kuruş olmuş. Şimdi geriye bakarsak tekrar bir yükselişe geçmiş. Ya bu demek oluyor ki şöyle büyük bir kase yapıyor. Her neyse buralara hiç girmeyeceğim. Buralara sonradan gireceğiz. Alım nasıl yapılır onu göstereceğim ilk başta. Ben bütün paramı çekmiştim. O yüzden size anlatamayacağım. Yani alımı göstermeyeceğim ama nasıl yapacağınızı göstereceğim. Alım yapmak için şu anki şu fiyatından ya 0,16 160 civarlarından nasıl alım yapabilirsiniz onu göstereceğim. Diyelim limit kısmı var bir de piyasa kısmı var. Onları anlatacağım. Limit kısmında diyelim ki fiyat şuraya düştü. 0,14'e 0,14'e alım koyuyorsunuz. Kaç hota alabiliyorsanız onu şuradan %100 deyip çekip hota bastığınız zaman hotunuzu buraya bir emir koyuyor. Bu işlem buraya düşünce buradan alım yapacak. Çıktığı zaman siz kazanmaya başlayacaksınız. Veyahut şöyle de yapabilirsiniz. Yani ben şu anki anında almak istiyorum. Ben şurada yakaladım. Şuraya çıkacak. Ben bunu analiz ettim falan diyorsanız piyasa kısmına geliyorsunuz. Fulliyorsunuz. Zaten şu an olduğu andaki parayı alır. Hot al deyince hotunuzu alırsınız. Alımlar bu şekildeydi. Satımları göstereyim şimdi. Küçük bir aradan sonra tekrar geldim. Satımı gösteriyordum sanırım. Şurada aldınız dostlarım. Şuraya çıktığı zaman satacağım diyorsunuz. Yani şuradan şöyle bir çıkış yaptı. Şurada da satacağım diyorsunuz. Ne kadar kar alıyorsunuz onu görmemiz gerek. Alış pozisyonu. Şurada aldınız. Alım yaptınız. Burada da sattınız tamam mı? Bakalım yüzde kaçlık bir kazanç ya. %50'lik bir kazanç dostlarım. Yani düşünün %50 de bayağı iyi. Çıkarsa burada satım koymak istiyorsunuz. Şuraya da satım koyacaksınız. Fiyata baktınız. 21 yani 0,21 0,21 554. Buraya bunu yazıyorsunuz. Piyasa kısmına ama limit kısmına. Limit kısmına yazdıktan sonra çekiyorsunuz ve hot sat diyorsunuz. Burada aldığınız coin'i burada satacaksınız. Bu da size %57'lik bir kazanç sağlayacak. Baya büyük bir oran. Siz büyük ihtimal şöyle küçük küçük %10'luk, 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 %10'luk ilerlersiniz. Uzun vadede de şöyle göstereyim size 4 saatlik. Burada bir analiz yapmışım. Şöyle biraz uzaklaşalım, yakınlaşalım. Gördüğünüz gibi çizdiğim şey çizdiğim olay tam anlamıyla gerçekleşiyor. Almadım ama böyle gidecek işte. Her neyse bu şekilde yüksele yüksele gidecek. Şu desteği de geçerse yani şu kısmı şu direnci de tamamlarsa oranını
Burada sabitlenirse, yani buradan geldi, böyle böyle geldi, böyle böyle giderse, şunun üstüne çıkarsa bilin ki eski fiyatının daha yükseğine çıkacak. HOT'un da analizi böyleydi. Küçük bir analiz yaptım size. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bu videolar. Yatırım yapacaksanız da kendi sorumluluğunuzda. Burada aldığınız şu en dip noktada, bu en dip noktada aldınız. Dediniz ki ben şu direnci tamamlayacağım. Yani şu desteğe gelecek. Bu desteğe geldikten sonra şurayı yükselip ikinci desteği tamamlayıp sonrasında yoluna şöyle devam edecek, devam edecek. Sonra burada bir düşüş olacak falan filan. Şuraya geleceğini tahmin ediyorsunuz. Bura neymiş? 0,37. 0,37'yi sat diyorsunuz. Şuradan almışsınız. Bunu da, bu büyük tahmini de yapabilirseniz, yani büyük tahmini yapabilirseniz, yani alacağınız rakam 37 mi diyordum? %190. Yani diyelim ki 1000 dolar yatırdınız. 1900 dolar kazanıyorsunuz. Düşünün, bir de bunu vadeli işlemlerde kullanacaksınız. Buraya da geleceğim. Sadece spot cüzdanda nasıl alım satım yapabilirsiniz onu gösterdim. USDT yapmak istiyorsanız da ilk başta USDT sahibi olmanız gerekiyor, yani USDT/TR'ye. Bunun sahibi olmanız için de buraya geliyorsunuz. USDT/TR'ye burada gördüğünüz gibi çıktı. Buna tıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buradan bir tane USDT alacağım. Geliyorsunuz buradan piyasa kısmından alıyorsunuz. USDT'nizi alıyorsunuz. USDT'nizi aldıktan sonra HOT'un USDT kısmına girip burada alım yapıyorsunuz. Burada farkınız ne oluyor? Bastığınız miktar falan aynı olacak. Fakat aynı zamanda USDT yaparsanız burada dolar kazanıyorsunuz. Burada TL kazanıyorsunuz. Aynı oranda TL mi kazanmak istersiniz, dolar mı kazanmak istersiniz? Bence dolar kazanmak istersiniz. İlerleyen vakitlerde HOT BNB veya Ethereum falan filan, öyle şeylerine de girebilirsiniz. Alım videosu bu kadardı. Spot cüzdanını kullanarak alımı nasıl yapabilirsiniz onu gösterdim. Alımı ve satımı, dipte alın, yüksekte satın kısmının limit olaylarını falan gösterdim size. Bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum.